Herkese merhaba. 2 Kasım 2020. Yarın Amerika'da seçim var. Bayağı heyecanlı anlar yaşanıyor Amerika'da, saatler, son saatler. Ama öncesinde İzmir'deki deprem felaketi nedeniyle herkese geçmiş olsun demek istiyorum. Aslında deprem Türkiye'nin 1999'dan beri adeta her gün beklediği bir felaket. Yine hiçbir önlem alınmadığını, hazırlık yapılmadığını gördük. Ve maalesef insanlar adeta tabutlarında, yani tabutları dediğim beton tabutlarda, çürük binalarda felaketi bekliyorlar. Allah korusun diyeceğim ama yani felaket geliyorum diyor. Keşke o deprem vergileri, deprem paraları gerçekten altyapıya harcansaydı. Ama işte keyfi rejimlerde böyle oluyor. Türkiye'nin makus talihi de değişmiyor ve her seferinde depremden işte canlı kurtarılan insanlarla teselli buluyoruz. Ama aslında o depremin enkazında hiçbir bebeğin, çocuğun, hiçbir insanın, hiçbir canlının en başta kalmaması gerektiğini pek de konuşmuyoruz ve bir dahaki felaketi bekliyoruz. Deprem felaketi yaşanmadan önce, birkaç saat önce tüm Twitter'da gündem hanımefendinin çantasıydı. Hanımefendi dediğim Türkiye'nin baş hanımefendisi Emine Erdoğan. Malum kendisi lüks çantalara düşkünlüğüyle biliniyor. Ve bu lüks çantanın, 50 bin dolarlık çantanın gündem olması sarayı çok rahatsız etti. Bunun üzerine çakma darbeleri figüranı Hande Fırat'a yine bir şey sipariş haber yaptırıldı belli ki. İşte bu sipariş haberde Emine Erdoğan'ın şey orijinal çanta kullanmadığı, işte imitasyon yani çakma çanta kullandığını söyledi. Aslında yani bir anlamda kaş yaparken göz çıkardılar. Sahte çanta, sahte marka kullanmak da bir suç. Gerçi Türkiye'de bu tür şeyler toplumun hiçbir kesiminde suç olarak görülmüyor ve geniş olarak insanlar işte sosyeteden isimler, bürokrasideki hatta siyasetteki isimlerin çakma çanta meraklısı olduğunu biliyoruz. Zaten böyle bir talep olmasaydı böyle bir arz olmazdı. Ama Emine Erdoğan çakma çanta kullanacak kadar fakir değil. Herhalde insanların gözüne böyle 50 bin dolar falan çok büyük geldiği için bu mesele oldu. Kendi tabanlarını rahatsız edeceğini düşündüler. Halbuki 50 bin dolar onlar için bir çerez parası. Sonuçta 10 milyon dolar komisyonu tırnak içinde beğenmediklerini biliyoruz. Meslektaşım ve yorumlarını beğenerek takip ettiğim, kafa yapısını, yazı tarzını beğendiğim Levent Kenez'in dediği gibi, madem çakma kullanacaktınız niye o kadar parayı istiflediniz diyesi geliyor insanın. Ama işte Türkiye esas sorunla uğraşmak yerine böyle çantayla, işte sarayda içilen smoothie'lerle bilmem nelerle uğraşıyor. Yani sonuçta ülkenin tapusu adeta bir ailenin eline verilmiş. İhalelerin dünya tarihinde belki dünyanın en yüksek ihalelerini alan 5 firma Türkiye'den ve herkes bu firmaların asıl sahibinin kim olduğunu biliyor. Ama dönüp dolaşıp işte 50 bin dolarlık çanta konuşuluyor. Türkiye'ye de işte bunlar müstahak diyorum yani böyle bir durumda. Gerçekten bana komik geliyor bu çantanın tartışılması. Ama saraydaki akılsızlık ya da basiretsizlik o kadar şey ki açık ki sahte haber, yani daha doğrusu sipariş haber yaptırırken bile işte sahte diyelim demişler. Daha iyi bir düşünce akıllarına gelmemiş. Gelelim Amerika'yı yarın bekleyen büyük seçime. Amerikan seçimlerini çok uzun zamandır Türkiye'de de olsam, burada da olsam takip ediyorum. Çünkü tüm dünyanın kaderini aslında etkileyecek seçimler. Ama herhalde hiç bu kadar endişelenmemiştim Amerika'nın kaderi için. Bizim kaderimizde de herhalde hep bir seçim için, bir ülke için endişelenmek olacak. Yarın bu kabusun bitmesini diliyorum ama o kadar kolay olmayacak. Niye derseniz birkaç sebebi var. Bunun için önce Amerikan seçim sistemini birazcık anlamak gerekiyor. Hiç bilmeyenler için söylüyorum. Amerika'da winner takes all denilen, yani kazananın %50'yi geçenin bütün koltukları aldığı bir sistemden bahsediyoruz. Ama daha da önemlisi her oyun aslında sayılmadığı bir sistem. Nasıl derseniz Electoral College denilen bir adeta bir seçmen heyeti var burada. Yani siz oylarınızı verdikten sonra o yaşadığınız eyaletteki
O heyetteki insanlar başkan için oylarını veriyorlar. Bunların kime oy vereceğini nereden biliyoruz derseniz, bunlar önceden işte hangi partilere bağlı olduklarını açıklıyorlar. Mesela işte New Jersey eyaleti her zaman demokratların çoğunlukta olduğu bir eyalet olduğu için burada winner takes all sistemi nedeniyle demokratların kazanacağı garanti gibi. Yani hangi eyaleti kimin alacağı aşağı yukarı belli. Peki böyleyse nasıl, neden endişeleniyorsun derseniz, duymuşsunuzdur, takip edenler biliyordur. Swing states denilen, yani işte böyle karşılığı salınacak eyaletler. Böyle başa baş olan, parti her seçimde kimin aldığı değişen, önceden tahmin edilemeyen eyaletler var. Bu eyaletlerde yarış başa baş olduğu için öyle bir endişe var. İşin komiği, bu sene seçimi belirleyecek eyalet, swing state, salınacak eyalet, Pennsylvania, Türkiye söylenişiyle Türkçe, çünkü Pennsylvania gibi bir şey demek gerekiyor. Bu isimleri Türkçe öğrendikten sonra da yani İngilizcesini söylemek Türkiye'den gelenler için daha bir çetrefilli oluyor. Ama ben Türkçe okunuşuyla söyleyeceğim. Pennsylvania eyaleti bayağı bir çekişmeli. Normalde Philadelphia ve bir iki şehir merkezi hariç çok rural, yani konuşamadım, rural ne falan, kırsal bir eyalet, ama bu sefer normalde kırsal eyaletlerde biliyorsunuz daha az eğitimli insanların Trump'ı seçme gibi bir eğilimi var, ama bu sefer Demokrat Parti 2016'da yaptığı hatayı yapmayarak bu salınacak eyaletlerde, swing eyaletlerde işi sağlama alıp sıkı bir kampanya yürütüyor. İşte bugün bile Biden'ın ve ekibinin orada kampanya yapacağı söyleniyor. Ama Trump taraftarları da boş durmuyorlar. Onların seçmeninde de bir ciddi bir heyecan var. Hatta bence Trump seçmeninde daha büyük bir heyecan ve daha büyük bir heves, yani entusiasm dedikleri, burada bir şeyi görüyorsunuz, o hevesi görüyorsunuz. Bu arada Amerikan tarihinde görülmedik derecede bir çok oy kullanımına rastlanacak sanırım. Çünkü şimdiden erken oy vermede bile 90 milyonun üstünde seçmen oy verdi. Amerika yaklaşık 350 milyonluk bir ülke ve normalde geleneksel olarak oy verme oranı %50'yi geçmiyor. Çünkü insanlar sistemden emin. Yani iki partiden kim gelirse gelsin normal şartlar altında bir şeyin değişmeyeceğini biliyorlar. Ama Trump olağan dışı bir aday olduğu için, olağan dışı da denilebilir. Yani bir kabus gibi çünkü olduğu için bu sefer insanlar endişeli. Bence demokratlar gerçekten sandığa asılıyor bu sefer. Daha doğrusu Trump'tan memnun olmayanlar. Biden'ı beğenseler de beğenmeseler de yeter ki Trump gitsin diye oy verecek çok insan olacaktır. Ama bilemiyoruz. 2016'da anketler yanıltıcı olmuştu. Fakat bu sefer anket şirketleri de önlem almış ve o boşlukları kapatmış gibiler. Yine de her şey swing state'lerde ne olacağına bağlı. Trump zaten şimdiden, yani daha önceki videolarda da söylemiştim, seçimin hileli olacağını, işte seçimi kaybederse ancak hileden dolayı kaybedeceğini vesaire gibi şeyleri söyleyerek bir şaibe oluşturmaya çalışıyor. Hatta dün de Pennsylvania'ya bütün avukatlarımızı yiyeceğiz demiş. Muharrem İnce'nin hani bu seçim gecesi avukatlarla sandık başında olacağım demesi gibi. Gerçi o akşam yok olmuştu, kaybolmuştu. Trump'ın kaybolacağını sanmıyorum. Tam tersine asılacaktır. Beyaz Sarayı terk etmemek için elinden geleni yapacaktır. Ve maalesef seçim sonucu hemen bilinemeyebilir Amerika'da. Yani salı günü, salı akşamı, normalde salı gecesi buraya göre biliniyor. Ama bu swing state'lerde, salınacak eyaletlerdeki oy sayma işlemleri, işte mektupla yollanan oylar nedeniyle hemen bitmeyeceği için mahkemeler devreye girebilir, itirazlar olabilir. Ama normalde yani toplam oy oranına bakıldığında genel anketlerde Biden bayağı önde. Ama işte genel anketlerde önde olması seçimi kazanmasına yetmiyor. Aslında bence bu da Amerikan seçim sisteminin, anayasasının ele alması gereken hatalarından birisi. Yani yanlışlarından, bozukluklarından birisi sistemin. Bu Electoral College denilen sistemin aslında bence sorgulanması gerekiyor. Çünkü verilen her oyun bir anlamı olmuyor. Yani işte eğer kocaman bir New Jersey ya da New York ya da Kaliforniya gibi bir eyaletin
oyları, bir sürü oyu anlamsız kalacaksa, adeta çöpe gidecek ama bir yandan da işte Ohio'nun köyündeki oylar belirleyecekse, hakikaten yani eşit değilse bu oyların oranı, burada bir problem var. Ama bu Electoral College denilen sistemin değişmesi çok zor, çünkü anayasa değişikliği gerektiriyor. Amerika gibi ülkelerde de anayasa değişikliği öyle zırt pırt anayasa değiştirilemiyor. Herkes kolay kolay oynayamıyor. Çok büyük bir uzlaşma gerekiyor. O yüzden yakın zamanda değişecek gibi gözükmüyor. Dolayısıyla şimdilik durum bu. Yani Biden genel anketlerde önde olsa ve kazanacak gibi görünse de bu salınacak eyaletlerdeki, kritik eyaletlerdeki duruma bağlı sonuç. Ayrıca ne olursa olsun Trump'ın itiraz etmesi ve bir mızıkçılık yapması da bekleniyor. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Yani sonuçlar hemen bilinemeyebilir. Ben fırsat olursa, imkanım olursa salı gecesi, yani Türkiye'ye göre çarşamba sabahı bir yayın, canlı yayın yapmak istiyorum seçim akşamından. Bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bakalım, inşallah en azından Amerika'daki kabustan kurtuluruz diyorum. Teşekkür ederim. Gelmişken videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir de gelen tüm yorumları okuyorum ve makul mantıklı bulduklarımı dikkate alıyorum ve cevap veriyorum mümkün olduğunca. Teşekkür ederim.